Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Başlayalım mı? Hepinizi çok seviyoruz. Bunu baştan bir söyleyeyim. Yeni olacak abonelerimizi de çok seviyoruz. İzleyip de geçenleri de seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Geçenlerde abone olursunuz. Evet. Seviniriz canlarım benim. Yanaklarınızdan evet. Öperim. Evet. Evet canlarım. Kocaman. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmanız bizim için gerçekten çok önemli. Diğer youtuberlar gibi bizim için de çok önemli. Çünkü büyümek istiyoruz. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Açalı bir yıl oldu. Bir yılı geçti. Çok şükür, bin şükür devam edeceğiz. Allah'ın izniyle diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Şuralara, aşağılara bir yerlere bırakacağım. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz artık. Aramanıza gerek yok. Direkt WhatsApp'tan yazın. Çünkü aradığınızda meşgul çalabilir. O yüzden direkt WhatsApp'tan yazın. Oradan bilgi veriyorum diyorum canlarım. Bugün... Ay. Muhtar olacak. Muhtar mı diye. Seçimlerde adaylık koyacak. Yani muhtarlık öksürüğü yapıyor. Allah'ım yarabbim. Ay ben tükürüm boğazımı açtım. Gibi. Kendi tükürüğümde boğulacaktım az daha yeminle ha. Evet canlarım, bugün Akrep Burcu'na özel tarot, katina, dişil enerji, oracle, kehanet kartlarına muhteşem bir fal yapacağız. Bakacağız. Gerçekten yapacağız. İçime doğdu, bugün güzel olacak diyorum. İnşallah güzel olur diyorum. Bence de. Akrep Burçları, hemen ekrana kilitlenin. Akrep Burçları, hemen size şunu söylüyorum. Çok dikkatli dinleyin. Eğer hala daha abone değilseniz hemen aşağıya inin. Durdurun videoyu, aşağı inin. O abone ol tuşuna bas. Bir de like'a bas. Şöyle bir işaret ona bas. Olmazsan küserim gel. Olmazsan küserim he. Akrep. Akrep burçları. Güzel güzel. İşte. Ben de pek anlamadım. İşte diyorum. Anne ya. Anne sen de direkt resimlere odaklanıyorsun ben, ya. Benim resim güzel ya. İyi olup kötü olma. Nereden bileyim ki? Şimdi anne ölüm çıkınca diyor. Ölmeyeceğiz. Merak etme. Bütün modumu silip götürüyor ama aslında doğru bir şey değilmiş. Başka bir şeymiş anlamı. Bak şimdi buna yaparım. Şimdi akrep burçları çok önemli şeyler var. Çok lütfen çok dikkatli dinleyin. Çünkü çok gerçekten çok önemli bir şey çıktı. O da sonunda çıktı. O yüzden sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor. Mutlaka dinleyin. Hı hı. Akrep burçları hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya hazırsınız ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Okey. Fakat çok sabit fikirlisiniz. Yani değişim de istemiyorsunuz hayatınızda. Mecburiyetten bir değişim bu. Yeni başlangıç bu. Mecburiyetten olan bir başlangıç. O yüzden şu kafayı biraz değiştirelim. Akrep burçları, akrep de değil mi? Akrep burçları içinizde kaybetme korkusu var. İnsanlara karşı bir güvensizlik var. Güvensizlikten dolayı kaybetme korkusu oluşuyor ister istemez. Yani hayatınıza biri girdiğinde acaba ne zaman bırakıp gidecek? Kesin bırakıp gidecek. Bırakacak mı? Kesin gidecek mi? Beni aldatıyor mu? Beni aldatıyor mu? Acaba? Aldatacak acaba, mı acaba? Acaba? Diye dolanıyor aklınızda. Bunlara girmen olur mu bir şeylere? Evet. Lütfen böyle şeyleri düşünmeyin. Çünkü kötüyü çağrıştırabilirsiniz. Çağırmaya geçersiniz. Akrep burçları o kadar hızlısınız, hareketlisiniz ki bu siz etrafınızdaki insanlar böyle olmayabilir. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Çok sabırsızsınız. Sabır diye bir şey kalmamış. Biraz sakin olma ihtiyacınız var. Biraz yavaşlamaya ihtiyacınız var. Etrafınızdaki insanlar sizin gibi olmadığı için hızlı, hareketli, ha deyince yap vermediği için yarın yaparız, bir gün yaparız dedikleri için sizin siniriniz bozuluyor. Çünkü siz böyle bir karakterde değilsiniz. Hemen ol, hemen oluversin istiyorsun. Ama tabii. Olmuyor, yapmıyor. Ne yapacaksın? Diyorum. Akrep burçları, elinize aldığınız her şeyi başarırsınız. Gerçekten korkularınızın üstüne güçlü gidersiniz. Güçlü kişiler. Korkularınızın üstüne giden burçlarsınız. O yüzden özgüveniniz, cesaretiniz yüksek. Fakat çok iyimser yaklaşıyorsunuz insanlara karşı. Lütfen şu iyimserliğinizi biraz törpüleyin. Çünkü herkes gibi iyi değil. Yani şimdi herkes sizin gibi iyi değil demeyelim. Çünkü akrep burçlarının da içinde iyi var, kötü vardır.
Her burçta olduğu gibi diyorum. Akrep burçları, hayallerinizin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızda, evlilik hayatınızda bir sıkıntılar var. Bunların geçmesini ve mutluluk istiyorsunuz artık. Güzel, mutlu sona kendinizi hazırlayın. Mutlu son geliyor. Akrep burçları, evlilik teklif alanlarınız var, alacak olanlarınız var. Çok dikkatli olun çünkü yönünüzü belirlemekte sıkıntı çekiyorsunuz. Acaba nasıl olur diyerekten kendi kafanızı karıştırıyorsunuz. Aslında akrep burçları çok zekisiniz, başarılısınız, zafer odaklısınız, kararlısınız. Fakat aklınızı karıştıran sorular yüzünden sıkıntıya düşüyorsunuz. Ama fazla sıkıntıya düşmeyin çünkü evlilik hayatınızda güzel gidecek gibi gözüküyor. Tabii ki her evlilikte olduğu gibi sıkıntı çekilir. Hiçbir evlilik öyle günlük gülistanlık olduğunu ben inanmıyorum. Her evlilikte vardır bir sıkıntı diyorum. O sıkıntıyı aşarsan zaten o evliliktir. Sevgilikte aşamazsın, hadi sen yoluna ben yoluma dersin. Tabii. Evlilikte de aynı şekilde aşamazsan sen yoluna ben yoluma dersin ama aşmaya çalışmak lazım ilk başta diyorum. Akrep burçları, herkese bir rekabet, anlaşmazlık, uyuşmazlık var. Yerine geçmek isteyen insanlar var. Yani koltuk kavgası var, fikir ayrılıkları var. İnsanlarla anlaşamıyorsun, fikirlerin uyuşmuyor diyorum. Fakat pes etme. Pes edersen akrep akrep değildir zaten. Akrep burcu olamazsın. Akrep burçları pes etme gibi bir şey yoktur. Güçlü dediğim o işte. Güçlü karakterlerdir. Tabii. Yani onu yaparlar. Tabii ki önüne engeller çıktıkça aşmaya çalışırlar. Tamam artık ya yani bu engeli de aşamayacağım demezler. Hep aşarlar. Güçlüdürler çünkü. Akrep burçları, gerçekten ünlüsünüz, zaferlisiniz, alkışlanan insanlarsınız. Böyle flamaya önden alıp giden insanlarsınız. Yani hep ağaç gibisiniz. Altınızda insanlar toplanıyor. Anlatabildim mi? Yol gösterici gibi olabilir mi? Yol gösterici, böyle önden giden, akıl veren, bilgi insanlarsınız. Fakat çok kıskanılıyorsunuz ve göze geliyorsunuz. Bu nedenden dolayı biraz arkada yaşayabilirsiniz şu özelliğinizi. Akrep burçları, Fatma çok sıkıntı çektim ama hala daha yıkılmadım, ayaktayım diyorsun. Çok güzel bir şey, yıkılmadı zaten. Canlarım, güzel günler yakın fakat daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Biraz daha zaman var. Güzel günler. Çünkü bir sıkıntı var çok büyük dedim ya, hani falın başında bekleyin. Sonunda kötü bir şey çıktı. Söyleyeceğim birazdan. Akrep burçları, bir hastalık geçirebilirsiniz. Lütfen hastalık geçirdiğinizde lütfen doktora gidin. Doktor size ne diyorsa onu yapın. Yani yat diyorsa yat. Kımıldama diyorsa kımıldama. Hareketsiz kal diyorsa hareketsiz kal lütfen. Yani hiçbir hamle yapmadan biraz dur. Akrep burçları, size hayatınızda yalan söyleyen 200 insanlar var. Bunları biliyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. Fakat zararı neresinden dönersen dön kârdır diyor. Artık bu yalan söyleyen, hile vurda 200 olan insanları hayatından çıkarma vaktin geldi. Çünkü ölüm çıktı. Yani yeni başlangıçlara hazırsın artık diyor. Şu yeni başlangıçlarda artık şu insanları hayatından çıkarmış olarak devam et diyorum. Anlatabildim mi? Akrep burçları, bir yalan, dolan, hırsızlık, ondan sonra şöyle söyleyeyim, hile, dolandırılmak ve hırsızlık var. Lütfen dikkatli olun. Lütfen diyorum, çantanıza sahip çıkın, kapınızı kilitleyin, pencerenizi kontrol edin gibi gibi önlemlerinizi alın. Ha, bu önlemleri aldıktan sonra hala başına geliyorsa yapacak bir şey yok, kaderindir. Ben gibi unutup gitme. Kahramanda biz kapıyı kapatmışız, kilitlemişiz, pencereler açık böyle dal açık. Bir de koyduk köve gittik, bir hafta sonra geri geldik. İşte ama mesela bak, biraz burası o yönden iyi. Evet, bizim buramız gerçekten çok iyi. Gerçekten. Ama mesela bir İstanbul'da bunu yapamazsın. Giren olmamış Allah'ıma çok şükür. Bizim oğlan askerden gelmiş. Arayınca evde misiniz? Camlar açık. Yok, biz köydeyiz. Ana. Camlar açık. İşte. Camdan gir dedik ya, kapadı ver. İşte bizim buralar çok burası şükür, biraz çok daha şükür. Bu yönden iyi değil de iyi gibi normal, yani. İstanbul normal kadar şey değil şimdi. Tabii, yalan tabii, söyleyemeyiz. Tabii. İstanbul kadar. İstanbul'da vallahi yolda yürürken çantanı böyle tutmak zorundasın yani. Ay, sorma. Eve sağlam gittiğine dua ediyorsun. Orada yaşayan insanlar söylüyor yani bana. Ben hiç gitmedim İstanbul'a. Biz ama ben gittim ya. Ha. Biz de annem yine, gitti mi ki? Dayısından gittik. Vallahi billahi Allah size inanırsın. İstanbul'un içine indik. Trenden indik abi. Çantayı böyle saklıyorum. Beşiktaş'a gideceğiz. Vapura bineceğiz. Bak böyle bizim olan dedi ki rahmetlik. Ne diyorsun baba? Bizim kız dedi.
Lan dedim bir geriye dönüş paramız var. O da gidecek şimdi dedim ya. Gidelim ne yapalım. Yani işte. Garazona döndük hemen. Allah orada olsun. Bizim Allah abonelerimiz de var. Yazıyorlar bize oradan. Hı-hı. Fark mı diyorlar? Yani bırak çantayı, parayı, malı, mülkü. Eve sağlam gittiğimize dua ediyoruz diyor. Yani. Eve sağlam gittiğin adam dua ediyor yani. Evet. O yüzden biraz dikkatli olun. Canlarım, akrep burçları çok riskli bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten tehlikeli bir dönem var. O dönemi aşacaksınız. Bu hırsızlıktan dolayı olabilir. Bir riskli döneme girmek var. Dikkatli olun. Akrep burçları, çevrenizdeki insanlar, kişiler ve koşullar sizi bir kafese kapatıyor. Bir hapiste kalmış gibicesiniz. Yani bir etrafınızda duvar var. Çıkamıyorsunuz o duvardan. Doğru. Kafeste kalmak var. Sizi bu insanlar, kişiler, koşullar, çevrenizdekiler itiyor bu koşula. Tabii. Bu kafese. O yüzden diyorum ki etrafınızdakilere dikkat edin. Çıkarın. Ama şimdi insan da kendidir. Onu duvar ördüğü zaman bu sefer de yalnızlık çöküyor. Allah hayırlı insanlarla konuşturmayı nasip etsin. Görüştürmeyi nasip etsin. Ya. Canlarım hayatınızda eğer küsenleriniz varsa, barışmak isteyenleriniz varsa hayırlı bir kavuşma var. Kavuşma olacak, barışma olacak. Fakat sizde bir hırs var, akrep burçları hırs var. Bu hırstan dolayı birleşebilirsiniz. Bu hırstan dolayı ona zarar vermek adına birleşmekten bahsediyorum. Birleşebilirsiniz. Ya birleşme gözüküyor. Öfke fakat bu hırs ya size zarar verecek ya da siz bu hırsınızdan dolayı karşınızdakine zarar vereceksiniz. Lütfen yapmayın. Barışmak varsa ayrılmak da var. Ayrılmak varsa barışmak da var. Kendinize zarar bakın. Birisine zarar verebilirsiniz okey. Ama bu asıl kendinize zarar vermektir. İşin sonunu düşünmeden hareket etmeyin. Zaten işin sonunu düşündükten sonra o hareketi yapmazsın. Tabii. Anladın mı? Akrep burçları hayatınızda mı desem bir konu var. Sizden dolayı bir konu var. Bu konu sizi çok yıpratıyor. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Biraz sakin durun. Aklınıza ne geliyorsa değil, mantığınıza ne yatıyorsa onu yapın. Değil mi? Doğru. Her aklına gelen her yapsaydı akrep. İşimiz vardı. Doğru. O yüzden mantığınıza yatan birisine. Akrep burçları hayatınızdaki kişi çok zeki bir insan. Çok dikkatli olun. Değişikliği seven ve zeki bir insan. Değişikliği sevenden kastım her gün kuru fasulye yenmez diyor kardeşim. Arada bir döner lazım diyor. Yani çapkın, başka kadınlarda göz olabilecek ve de başka maceraya atılmayı seven insanlar diyorum. Fakat siz de az değilseniz akrep burçları. Yani karşınızdaki kişi bazen sizi çok hafif alıyor. Aslında ben biliyorum yani akrep burçları hafif almaya gelmez. Yani bunlardan yani akrep burçlarından korkmamız gerekir. Şöyle söyleyeyim. Akrep burcu durar durar bir anda yapacağını yapar. Sabreder eder sonra yapar. O yüzden dolayı akrep burçlarını biraz hafif almayı bırakın artık diyorum. Buradan hafif alanlara sesleniyorum. Akrep burçlarında hayatınızdaki kişi sizinle evlenmeyi ve çocuk yapmayı arzulayan birisi. Fakat kendini bazen acındıran birisi. Böyle insandan uzak dur kardeşim. Acındırıyorsa o insandan vallahi billahi uzak dur. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bununla bir evlilik yoluna girmek var. Söz, nişan, evlilik gibi bir durum ortaya çıkacak. Fakat evlenirsen, bu durumu yaşarsan, söz, nişan, evlilik gibi durumu yaşarsan gerçekten üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke, canını yakacak bunlar başın gelecek ve sonuna bir bitiş yaşayacaksınız. Çünkü mezar çıktı. Yani her şeyin sonu gelecek bir ilişki olacak. Her şeyin sonu vardır. Her şeyin sonu vardır. Bir şey isteyeceğim ben. Neymiş o? İnsanlar birbirinden hani mesela ben seninle evlenmeyi düşünüyorum ya da sevgili olmayı düşünüyorum. Ne bekliyorum? Bunu bana birbirinizden ne beklediğinizi bana bir yazar mısınız? Ne olursunuz? Şimdi ben ne beklediğini söylerdim ya bazı insanların. Ama o söyleyemiyorum. Herkesin kendi dönüşünü istiyor mu? Söylemeyelim olur mu? Ne beklediğinizi bana bir yazar mısınız? Partnerinizden ne bekliyorsunuz? Değil mi? Yani. Yeni başlayacak ilişkiden mi bahsediyorsun yoksa başlamış bir ilişkiden mi bahsediyorsun? Başlamış olan da var, yeni başlayacak olan da var. Şimdi
ben söylerim de söylemeyeyim. Hadi siz söyleyin tamam, bakalım. Hayır. Söylerse daha hayır, güzel olur. Siz söyleyin bakalım yorumlarda neymiş. Akrep burcu. Bu soruyu şöyle sorman lazımdı. Bak sen düzeltme be, ben öyle bak sordum. Evli, ev boşanmış ayrılmış insanlardan istek başka olur. Bekar insandan, hiç evlenmemiş insandan istek başka olur. Tabii işte ona göre yazacak. Şimdi bizim etrafımızda biliyorsun ki boşanmış ayrılmış insanlara ilk baş şöyle bakılıyor. Çok affedersiniz ama açık kapı olarak bakıldığı için kimse kusura evet bakmasın. Herkes bir kötü niyetle yaklaşmak var. Bunu ben doğru olduğunu kesinlikle savunmuyorum ki çok karşıyım. Çok kötü bir düşüncedir bu. Evet. Bence olmaması gereken bir şey ama yapacak bir şey yok. Bazı insanlar pis. Anlatabildim mi? Ben etrafımda görüyorum. Bak, hele birisi var bizi dinlerse selam olsun. Her konuştuğu insan sadece yatak düşüncesi var. Sadece yatak için geliyorlar. Diyorum ki ne, kendi kendime bazen diyorum ya Allah'ım. Şimdi bak iyice evlenmekten korkuyorum. Neden? Oldu da evlenmek farsa boşanmak sünnettir. Boşandım. Tamam. Hep mi böyle çıkacak karşıma diyorum. Ve bu yüzden bir soğukluk geliyor. Ama o da gerçek olsun istiyor. Güzel, dürüstlük olsun hayır, istiyor. Hayır, kadından sıkıntı yok burada. Adamdan sıkıntı var. Yok canım. Evet, ben evet, de evet sana diyorum ki. Mesela oldu da Allah korusun boşandım. Hep mi karşıma böyle çıkacak diyorum. Tak, soru işareti girdi. Ve ne oldum? Evlilik bir eksiye daha girdi bende. %90'ı öyle olacak. Her evlenen boşanıyor mu desen 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl evlilikler vardı. Fakat eski zamandaydı o. Bana kimse demesin. Hala var, devam ediyor. Okey, hala var ama köylerde eskiden kalan. Vardı, köylerde. Neydi? Eskiden katlanmak vardı. Hı-hı. Katlanmak vardı. Hı-hı. Şimdi çok güzel bak. Şimdi çok güzel. Kadınların eli ekmek tutuyor, erken de el ekmek tutuyor. Arada kazanıyor. Önceden öyle bir şey yoktu. Kadın evinde otursun, yemek yapsın, çamaşır bulasın, çocuk ya doğursun, baksındı. Şimdi ama öyle değil. Ama adam da bakıyordu şimdi yani. Evet, bakan da vardı, bakmayan da vardı anne. Yani şimdi yani %80'i bakıyordu canım. Bak annemle fikir ayrılığı yaşıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Ben eskiyi yaşamış olaraktan söylüyorum. Sen de ben, yeniyi görüyorsun. Hayır ben mesela eskiyi düşünerek de söylüyorum. Eskiden de vardı kötü insan. Vardı da azdı yani, o kadar değildi. Ya da söylenmiyordu, bilemiyoruz. Sen duymamışsındır. İnan şu fal bakmaya başladığımdan beri yeminle duymadığım hiçbir şey kalmadı ve artık yani böyle oluyorum yani. Önceden utanmak, arlanmak vardı. Şimdi o yok. Yemin ediyorum yok. Yani. Nereden geldi biz bu konuya ya? Benim sorudan geldi. Ha doğru. Yani bu soruyu evlenmiş, boşanmışlar ayrı yazsın. Bekar olanlar ayrı yazsın. Evet. Çünkü evlenmiş, boşanmışlara yatak için gidiyorlar. Genel olmasa da çoğunlukla böyle. Ama boş ya hiç evlenmemiş insandan beklenti daha az olur. Çünkü hiç evlenmemiş de bekleyebilir. Ama işte belli olmaz, insanoğlu çiğ süt emmiş. Bilmiyorum. Ya şimdi burada yazabilirsiniz bize. Ne bekliyorlar ya? Sizle konuşmak isteyenler ne bekliyor? Benim etrafımdakiler mi hep böyle diyorum mesela? Denk geliyor yoksa size de mi aynı, bir bakalım. Aynı aynı, gerçekten aynı. Şimdi akrep burçları hayat hızlı bir kısır döngü var. Tek farklı olur düşüncesiyle başlayıp aynı izi sürmek var. Yani tekrardan öte gidemiyorsunuz. Fakat bazen de inancınız var. Tamam bu farklıydı, bu da farklı olmaz herhalde. Bir değişiklik olur ellam diyorsun. Bu aynı, bu da aynı olmaz herhalde diyorsun. Fakat artık çok yorulmuşsun. Bitkin ve yorgun bir ruh halin var. Pes etmek ve çökmek üzeresin. Yani yılgınsın yani, anlatabiliyor muyum? Bitmişlik var. Geçen de birisine bitmişlik diye hep durmadı. Ya ağırlık var de o zaman. Bitmiş de ağırlık var. Ağırlık, eksilmişlik var. Akrep. O his bazı zaman gelir. Bir bitmişlik, yorgunluk gelebilir. Ama değişebilir de. Bunu kendiniz değiştireceksiniz. Sizin elinizde canım benim. Bazen ben ağır konuştuğumun farkındayım. Ama bu demek ki ağır konuştuğum farkındayım ya. Demek ki bu yaşanılanlar ağır. Evet. Ben kendi kafamdan üretip tabii, ağır söylemiyorum. Demek ki ağır. Ağır yani. Hele kadın için çok daha zor bir durum. Erkekte evet bir sıkıntı olmayabilir. Ama kadın için zor bir durum. Gerçekten. Ben burada kadınları bir tık daha kayırıyorum erkeklere göre. Savunuyoruz biraz. Evet. Yani ya çektiklerini biliyoruz, duyuyoruz, bakım yaptığımız için duyuyoruz bazı.
Bazı dil genelde. İnanın üzülüyorum. Çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Bazı. Evet. Akrep burçları yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değil, her şey planı demek. Sana yaşam tarafından iletilen mesajlar var. Bunları lütfen dikkat etmen gerekiyor. Dikkat etmezsen yönünü bulamazsın. Hani dur! Yönünü bulamazsın. Bir şey yapmıyor, görüyor musun? Bana bak ne diyor. Sana yaşam tarafından iletilen mesajlar tesadüf değil. Her şeyin bir amacı var. Allah demek ki sana onu göstermek istiyor. Bir yol açıyor sana oradan ki. Bak oradan bakalım neymiş bu gerçek diyor. O yüzden bir görmeye çalış. Hislerini çalıştır. İçindekini çalıştır. Anlatabildim mi? Ve de artık ben demek şeytana mahsus dur. Fakat siz artık o kadar herkesi düşünmekten kendinizi unutmuşsunuz ki biraz ben demeye ihtiyacınız var artık diyorum. Ya ben de ilgi istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum diyebilirsiniz. Evet. Yani. Akrep burçları kendinize ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece incecik bir çizgi vardır. Demek istediğim şu. İhanet ediyor da olabilirsin. İhanete uğramış da olabilirsin. Fakat şunu unutma. İhanet eden her kimse kendine ihanet eder. Çünkü karşı taraftakini sadece üzmekten başka hiçbir şey neden olmaz. İçindeki ümitlerini kırar, hayallerini kırar ve üzer. Ama sen kendine ihanet etmiş oluyorsun. Ya sen karakterine, içine, özüne ihanet etmiş oluyorsun. Bunu göze alarak ihaneti gözden geçirin diyorum. Kesinlikle ihanet kötü bir şeydir. Yapmanızı tavsiye etmiyorum ama herkesin kendi hayatı inan ki beni ilgilendirmiyor. Evet. Diyorum ki herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın diyorum. Kabuğundan çık Akrep Burcu, artık kendini olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendine alıkoyma, özgürce ifade et diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyen çok seviyorum ve Akrep Burcu'na özel bugün tarot falımızı açtık. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Özel açılım diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve sizi anneme bırakıyorum. Canlarım, gerçekten üzülmenizi istemiyoruz. Bir nebze sizi ferahlatabildiysek mutluyuz. Ama sizi üzdüysek kusura bakmayın diyoruz. Ben üzmedim. Sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Hani ben paylaşmak istiyorum bazı düşüncelerinizi. O yüzden söyledim. Her zaman içinizden geçenleri yazabilirsiniz. Biz sizleri gerçekten özlüyoruz diyelim. Seviyoruz demeyeyim artık. Biz üzmedik. Sizin yaşadıklarınız sizi üzdü. Biz de evet, söyleyince üzüldünüz. Açığa çıkıyor o zaman işte. İnsan içindekiler hani, bazı açığa çıkaramıyor. Dur be anne. Hey. Bak diyorum ki ne? Biz üzmedik. Tabii. Onların yaşadıklarını onlar üzüldükleri için biz de söylediğimiz için onların yaşadıklarını bu yüzden üzüldüler. Yani evet. Biz üzmedik. Burada da bir ince çizgi vardır. Onu ayırt edin. Ben kimseyi bilmek istemiyorum. Zaten de ben onların mutlu olmasını isteyirim. Evet. Ama biz üzmüyoruz. Gezler gerçekten size kucak dolusu öpüyoruz canlarımız. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın kızlar yapma şunu.